Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda sizinle 6. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız yeni sisteme uyarlanmış açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar, sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve onaylamak gibi anlamlara gelir. Dini bir kavram olarak ise Yüce Allah'tan Hazreti Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmektir. Yukarıda tanım verilen kavram hangisidir? Tabii arkadaşlar bu imandır. 2. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed'den razı olan kişi imanın tadını alır. Hadis-i şerifteki İmanın tadını almak ile kastedilen nedir? Arkadaşlar burada kastedilen kişinin gerçek mümin olabilmesi için kalbinde en ufak bir tereddüt olmadan Allah ve peygamberine iman etmesi gerekir. Allah'ı ve peygamberini gerçekten seven bir kişi imanın da tadını alır. 3. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Ayet-i Kerime'de vurgulanan temel kavram nedir? Arkadaşlar burada tevhid, yani Allah'ın birliği vurgulanmaktadır. Kelime-i tevhidin okunuşu ve anlamını yazınız demiş arkadaşlar. Okunuş arkadaşlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Anlamı, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. 5. Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başka varlıkları Tanrı olarak kabul etmek anlamına gelen bu kavram İslam dininde en büyük günah sayılmıştır. Hakkında bilgi verilen bu kavram hangisidir? Arkadaşlar Allah'a şirk koşmaktır bu. 6. Kelime-i şehadetin okunuşu ve anlamını yazınız. Okunuş arkadaşlar, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlamı, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. 7. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Yukarıdaki ayetten hareketle Allah'ın anmak ile huzurlu olmak arasındaki nasıl bir bağlantı olabilir yorumlayınız. Arkadaşlar insanların manevi ihtiyaçlarından birisi de inançtır. Kişi kalbini Allah'a açarak, onun adını anarak, ona inanarak ve güvenerek teslim olur ve huzura erer. Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanan, Kur'an-ı Kerim'i okumakla ve Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur, ruhları sükunet bulan kimselerdir. 8. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök, bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olarak Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. Verilen ayet-i kerimede vurgulanan temel konu nedir? Arkadaşlar burada vurgulanmak istenen Allah'tan başka ilah olmadığı, Allah'ın birliği vurgulanmaktadır. 9. Allah'a iman etmenin kişiye kazandırdığı temel özelliklerden 4 tanesini yazalım. Birincisi arkadaşlar, Allah'a inanan bir kişi kendisini yalnız hissetmez. Dua ettiğinde ona cevap verecek olan olduğunu bilir. İkincisi, Allah'ın sevgisini ve onun rızasını kazanmak için güzel davranışlar yapar. Üçüncüsü, Allah'a inanan bir kişi rızkın Allah'tan geldiğini bilir. Ve 4. Allah'a inanan bir kişi ümitsizliğe düşmez. 10. soru arkadaşlar, aşağıdaki kavramları açıklayın demiş. Mümin ve Müslüman. Arkadaşlar mümin, Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve onun Yüce Allah'tan getirdiklerini şüphe ve tereddüt göstermeden gönülden kabul eden kimseye denir. Müslüman ise Allah'ın dinine inanan ve onun gönderdiği ilkelere teslim olan kimseye denir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.